Kalfaköy Mahallesi ile Aydın 1. Jandarma Eğitim Taburu arasında kalan varyant, kendini bilmez vatandaşların mekanı haline geldi. Bölgeye gelen ve sabah saatlerine kadar alkol alan kişilerin tuvaletlerini yaptığı ağaçların kuruduğunu söyleyen mahalle sakinleri, sadece kendilerine değil, çevreye de büyük zarar verildiğine dikkat çekti. Mesela gece tamam hava kararıyor, 9'da bir başlıyor, sabahın 5'ine kadar bağırmalar, çağırmalar geliyor buraya. Nasıl bir bassa, arabanın basını asıyor. Benim evde camlar zangır diyor. Yani camlar zangır diyor yani. Ben uykumdan fırlıyorum, uykumdan fırladım, saat 5'te çıktım geldim, şurada kolbasta oynuyorlar. Ya dedim ne yapıyorsunuz? Ya dediler affedersin ama alakası ne yani? O sesle, o düşüş ki ben uykumdan fırlıyorum geliyorum. Gelmişler şuradan alabiliyorsanız çatıya çıkmışlar. Bacanın önüne oturmuşlar, orada bira içiyorlar. Ya kardeşim bira iç tamam da bu kemik kırılıyor. Bugün yağmur yağdı farkında olmadan şarıl şarıl su aktı. Çıktım baktım kemik kırılmış. Bilmiyorsun ki. Ne işin var senin orada kardeşim yani, çatı burası. Bu, oradan gördüğün manzarayı buradan da görüyorsun. Görmüyor mu? Görüyor. Mahalle sakinleri yaşadıklarını şöyle yani anlattı. Şöyle yani buraya gelen insanlar noktasında en büyük sorunlarımızdan biri can güvenliği açıkçası. Yani artık bence çünkü pislik vesaire bunlar zaten has safhada ama benim burada aşağıya baktığınızda bahçem var ve hani küçük yeğenlerim var, biz varız, hani sürekli yaşam alanı olarak kullandığımız bir ortam. Burada da gördüğünüz gibi bu alana oturmak, işte masa gibi kullanmak, ne bileyim bira şişesidir, cam şişelerdir, soda şişesidir. Yani alkol değil sorunumuz. Her türlü cam şişeyi buralarda masa olarak kullanıp kirletme unsuru oluşturuyorlar. Daha sonrasında tabii kendilerinin can güvenliği bir yana, kendileri de çünkü buradan düşebilir. Bu bayağı bel altında bir duvar şu an için. Kendilerinin düşebilmesi bir yana, o cam şişelerin bizim bahçemize düşme riski, bizim kafamıza düşme riski gibi ciddi sorunlar doğuyor. Yani bizim şikayetimiz öncelikle gürültü ve pislik. Bunun yanında bu insanların burada içki içmeleri, içki içerken çok fazla gürültü yapmaları ve nasıl söyleyeyim, kendileriyle muhatap olduğumuzda da bu gürültüleri yapmasanız sizinle aynı müzik zevkini paylaşmıyoruz dediğimizde de daha da fazla bizi rahatsız etmeleri. Bu durumda polise haber veriyoruz. Polis geliyor, bunları dağıtıyor ama bu bir çözüm olmuyor. 5-10 dakika sonra polis gittikten sonra tekrar geliyor. Tekrar aynı şeyleri yaşıyoruz. Ve bu alt evde yaşayan ve okula giden çocuklar da var. Bu çocukların uyku saatlerinde gümbür gümbür müzikler, müzik dedikleri bir takım gürültüler yaşıyoruz. Sorunumuz bu. Niye oraya çıkıyorsun? Yani bu saygısızlık mı desem değil, taciz, gaf, ne diye ifade edeceğim bilemiyorum yani ama. Ya, polise şikayet ediyorsun, polis geliyor. Gidiyor 10 dakika sonra birileri daha geliyor ve hatta polisi şikayet etti diye aynı kişi mecabında geliyor, aşağı yukarı basıyor, açıyor, çalıyor, çalıyor. Al işte bak der gibi. Her taraf hanzo dolu. Adamın yanında silah mı var, bıçak mı var bilmiyorsun ki. Yani zaten kendini müdahale etmen kanunen de yasak. Bir kere arada bir derede gidiyoruz böyle bakalım. Düğün salonu nasıl olmuyor?